Merhaba sevgili dostlar. Bir Allah dostunun yalvarıp yakarmasını anlatacağım size. Allah dostlarının birinden başından geçen bir hatırayı, yaşanmış bir kıssayı, dini bir ibretlik hikayeyi sizlerle paylaşacağım. Hikayemiz Mekke'de geçiyor kardeşler. İslam'ın doğduğu şehir, şehirlerin anası Mekke'de geçiyor. Hayatımızda mutlaka eksik bir noktayı tamamlayacağımız bir ders almamıza vesile olacak muazzam bir hatıra bu. Hikayemize geçmeden önce sizlerden ricam videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir zamanlar Mekke'yi birkaç yıllık kıtlık basmış ve her tarafı kasıp kavurmuştu. Yapraklar iyice sararıp solmuş, toprak yer yer çatlamış, bütün canlı varlıkları hüzünlü bir sessizlik kaplamıştı. Halk neredeyse kıtlıktan kırılmaya başlamıştı. Günlerden bağrı yanık, toprağa bir damla yağmur damlası bile düşmemişti. Bu durum karşısında Mekke ahalisi ard arda tam 3 gün yağmur duasına çıkmış, fakat gökyüzünde yağmur getiren bir bulut bile görememişti. İşte hikayenin bundan sonrasını Allah dostlarından Abdullah bin Mübarek anlatıyor. Onun ağzından dinleyelim. Diyor ki, türlü fitne ve kargaşalıklarla birbirini yemeye çalışan halk, bu halk yığınlarının ard arda 3 gün yağmur duasına çıkarak yağmurun yeryüzünü kana kana suya doyurmamasına imkan yoktu. Çünkü bu özü sözüne, içi dışına uymayan insan yığınları yağmurun yağması için içten inanarak Allah'a duada bulunmamışlardı. Bulunamamışlardı da. O yüzden bu kuru kalabalık halk yığınlarından ayrılıp ıssız bir mağaraya çekilerek orada gösterişten uzak, samimi bir şekilde sakin sakin Yüce Allah'a dua etmeyi tasarladım diyor. İçimden diyordum ki, belki Yüce Yaradan bana acır, duamı kabul eder de susuzluktan cayır cayır yanan bu insanlara bir sürede olsa yağmur yağdırır. Gerçekten diyor, düşündüğüm gibi insanlardan uzaklaşarak dağlardan birine, bir mağaraya gittim. Allah'a yağmur yağdırması için bütün varlığımla yalvarıp yakarmaya koyuldum. Henüz duaya başlamıştım ki mağaranın içine koyu esmer renkli bir genç girerek 2 rekat namaz kıldı. Ardından da başını yere secdeye kapayarak dua etmeye başladı. Dua ederken şu sözleri mırıldanıyordu. Allah'ım, Mekkeli kulların 3 gün ard arda yağmur duasına çıktılar. Fakat bir türlü onlara diledikleri yağmuru yağdırmadın. Ululuk ve yüceliğin hakkı için bizi kana kana yağmura kandırmadıkça secdeden başımı asla kaldırmayacağım dedi. Buna huzurunda kesinlikle and içiyorum ya Rabbi dedi. Ben diyor, mağaranın sapa bir köşesine çekilmiş, içten dua eden bu genci imrederek dinliyordum. Adam gerçekten sözünü tuttu ve gökte yağmur bulutları belirerek yeryüzüne şakır şakır yağmur dökmeye başlayıncaya kadar başını secdeden kaldırmadı. Yağmur yağmaya başlayınca kalktı ve yola koyuldu. Bu adam kimdi? Neyin nesiydi? Bunlar adeta beynimi böyle zonklatırcasına kafamın içinde gezip dolaşan, beni meraktan çatlatan sorulardı. Ben de peşinden yol aldım. Adam şehre girince bir eve daldı. Bahçe kapısının önüne çömelerek birisinin çıkmasını bekledim. Çok geçmeden biri çıka geldi. Merak ediyordum, bu ev kimindi? İçeri giren kimdi? Çıkan adama bunları sorduktan sonra misafir kabul eder misiniz diyerek içeri girdim. Ve ev sahibine bir hizmetçi, bir köle satın almak için geldiğimi arz ettim. Ev sahibi az önce içeri dalan esmer genci getirdi. Almak istediğimde bu size yaramaz dedi. Çünkü bu tembelin tekidir dedi. Beyefendi bu size yaramaz dedi. Neden tembel diye sorduğumda adam dedi ki bu çalışmıyor, iş yapmıyor dedi. Sonra iyice süzdükten sonra mağarada yaşın yaşın secde ederek yağmur duası eden genç olduğunu hemen hatırladım. Ve beğenince de hemen dedim ki kaç paradır diye fiyatını sordum. Adam dedi ki ben 20 altına aldım bunu ama işe yaramaz olduğu için sana 10 altına derhal vermeye hazırım dedi. Ben 20 altın verdim, oradan köleyle beraber yola koyuldum. Yolda yürürken köle dedi ki beni niye aldınız dedi. Ben size asla hizmet göremem dedi. İsmimi sorarsanız Allah dostlarını tanıyan, Allah dostlarından biriyim dedi. Böylece tanıştıktan sonra onu getirdim diyor. Abdest tazelemek isteyince hemen önüne ibriği koydum. Ayaklarına takunyaları verdim. Esmer genç bir güzel abdest aldı. Namaz kıldı. Ve secdeye bir kapandı ki sorma gitsin. Kalkmak bilmiyor. Merak ederek yanına sokulduğumda Allah'a şairin şu iki özlü, manalı mısralarıyla dua ettiğini duydum. Ey sırların en gizlisini bilen Rabbim, olanca sırrım ortaya çıktı. Sırrım ortaya çıkıp da ün saldıktan sonra bir daha yaşamak istemiyorum. Ne olur canımı al ya Rabbi. Bir ara ses kesildi. Yanına iyice sokulup vücudunu hareket ettirdiğimde baktım ki bu dünyaya gözlerini yummuş. Hemen yıkadım, kefenledim, bir mezar kazarak onu oraya gömdüm. O gece uyurken şöyle bir rüya gördüm. Rüyada nur saçan yüzüyle iki cihan güneşi sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana doğru dönmüş gülümseyerek bakıyordu. Sağ yanında yaşlı bir Allah dostu, sol yanında da koyu esmer renkli genç kurulmuş oturuyorlardı. Hepsi de etrafa bir nur halesi saçıyorlardı. O esnada Hazreti Peygamber bana şöyle hitap etti. Ey Abdullah bin Mübarek, Allah sana mükafat bahşetsin. Bugün Allah dostlarımızdan birine ne büyük iyilikte bulundun. Bunun manevi derecesini bir takdir edebilsen dedi. Dayanamayıp ya Resulallah dedim. O genç senin dostun mu diye sorunca evet dedi. O hem benim hem de Rabbimizin yakın dostudur dedi. Yüce Allah Celle Celaluhu cümlemizi fitne ve kargaşalıktan uzak kalarak bir köşeye çekilip de ibadat-u taate dalmak suretiyle büyük dostluğuna erişen gerçek, bahtiyar, mümin kullarından eylesin. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun can kardeşlerim.